Samandağlıyım ben. Burada yerleşim alanına çok yakın olan bir yerdir. Milliha dediğimiz kuş cenneti. Dışarıdan gelen göç kuşlarımız var. Karette karette dünyanın ikinci büyük sahiliymiş burası olmasına rağmen bizi bu şekilde mağdur ediyorlar. Bizim çoluk çocuğumuzun geleceğiyle oynuyorlar. Bu çocukların vebali bu molozlara sebep olanın boynunda olsun. Biz bunları hak etmedik. Bizim hayvanlarımız, meralarımız, narinciğimiz, hiçbir şeyimiz burada sağlıklı bir şey kalmadı yani. Ondan dolayı biz bu molozun burada dökülmesini istemiyoruz. Çocuklarımızın geleceğiyle oynanmasını istemiyoruz. Hava batı esti mi, batıdan esti mi? Denize dökülecek molozlar. Doğu esti mi? Mahalleye gidecek molozlar. Kuzeydoğu esti mi? Keldağ'ın tarafına gidecek. Ekim ektiğimiz yerlere gidecek. Evet. Güneybatı esti mi? Çevlik tarafına gidecek. Yani her türlü, her şekilde biz mağduruz. Bu mağduriyeti istemiyoruz biz. Yani devlet büyüklerimiz el atması lazım buna. Bizi bu kadar, bu şekilde, bu çocukların geleceğiyle oynamaması lazım. Biz mağduruz. Lütfen devlet büyüklerinden rica ediyoruz, sesimizi duysunları. Yeter artık yani. Zaten daha cenazelerimizi gömmezken bizi diri diri gömmeye çalışıyorlar. Yazık, günahtır yani. Biz mahallede adaklık iki tane hayvanım vardı. Çevre Bakanlığı'ndan geldiler. Mahallede iki tane öküzünü besleyemezsin derken, koku çıkıyor derken
Bizi bu kokuyla maruz bıraktılar. Aynen. Yazık, günahtır yani. Bu halk bunu hak etmedi. Hatay halkı bunu hak etmedi. Samandağ halkı hak etmedi. Ve bütün bu dünyaya çağrımızdır bu. Başka bir şey değildir. Teşekkür ederim. Bir sürü boş yer var. Şu anda dünyanın tüm samandağın enkazlarını, yaralarını, demirlerini, etlerini, hayvanların, cenazelerini tümü buraya döktüler. Allah gel buradan, buradan gel yaşa. Böyle hayat olmaz. Deprem öldürmedi, tamam eyvallah dedik ama şimdi artık ölmekten daha beter oldu. İnsan canının ucuz olduğunu biliyordu. Yani 5 tane okulumuz var. Şöyle bir kamera alabilir miyiz? Bakın. Okullara bakın. Bak bir sayıyor teker teker. 1, 2, 3, 4 say abi say. Say 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 say. Bunlar ne demek biliyor musunuz? Milyonlarca çocuk. Karşıda bizim karakolumuz var, askeri karakolumuz var. Arka tarafta da stat var. 1500 çadıra yakın çadır kurdular. Çadır kurduktan sonra enkaz dökmeye başladılar. Hemen yok çıkıyorlar. Abi olmaz, olmaz, olmaz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Yetkililerden bu tür iş konularda başka bir şey istemiyoruz. Zar zor çadır aldık. Zar zor bir su aldık. Biz bunu da ikna olduk. Ama bu malı su almaları gerekir buradan. Hala cesetler var ya enkazların altında. Şimdi bunları buraya bir araştırırsan insan cesetleri bulabilirsin burada. Yok, 15 gün önce çıkardılar zaten. 15 gün önce yarım kadın cesedi çıkardılar. Niye? Birkaç kuruş şey etmek için, maliyeti düşürmek için. Burada 50-60-100 tane kamyon günde çalışıyor. Bunun maliyetini 1 litre mazottan 1 saate 1 litre mazot olsa milyarlar para yapar. Onun hesabını yapıyor bu millet. 2 tane hayvan besliyoruz, kıyamet koptu. Evet. Cumhurbaşkanlığına kadar şikayet ettiler bize. 2 öküz, bir adağım var benim, adağım. Neymiş gübreymiş, neymiş kokuymuş. La Allah'tan korkun. Cesedin adamı burada dibimize koyuyorsunuz, insan cesedini. Malozunu, etini, hayvanını her şey buraya döküyorsunuz. Eyvallah dedik, yarın öbür gün çıkartırlar. Hala diyor, kamyonlara bakın ya. Kamyonlara bir bakın arkadaş. Kamyonlara bir bakın, artık siz karar verin orada.